Merhaba arkadaşlar, yeni bir seriye daha başlıyoruz. Bu serimizden de teknoloji serisi olacak. Bu seride bilgisayar olsun, telefon olsun, hani kendi etrafımda ve imkanlarımda aldığım ürünleri sizlere tanıtacağım. Bunları alma serüveninden bahsedeceğim, kriterleri vesairesi. Ve aldıktan sonra kullandığım, süre içerisinde yaşadığım artı eksi olaylara değineceğim. Evet, hiç vakit kaybetmeden kriterlere geçelim. Kriterlerin en başında ekran kart desteğini koymak istedim. Bunun sebebi ise kullandığımız ana bileşenlerden birisi olan ekran kartının haliyle kasanın içerisine sığmasını isteriz. Ve ilerleyen zamanda olur ya bir upgrade olur umarım veya işte yeni alacağınız bir ürün olur. Bunu ekran kartını işte kasanın içerisine sığdırmanız mühim. Yani işte bunu gözetmiyor. Kasanın yan kapağını açık bırakıyor veya işte benim de başıma geldi kasanın ön tarafında olan bir kısmı çekişte yamultmak zorunda kaldım. Burada videonun ilerleyen kısımlarında bazı modeller kıyaslayacağız. En fazla destek veren model haliyle en fazla boşlu olan model birinci olacak bu kategoride bu kriterde en azından. Ne kadar fazla boşluk o kadar iyi sonuç almanızı sağlar. İkinci kriterimiz sıvı soğutucu desteği. Burada elbette her kasanın en az bir veya iki tane sıvı soğutucu desteği var günümüzde. Ne kadar çok sıvı soğutucu desteği varsa o kadar iyi olarak yorumlayacağız. En azından ben öyle düşündüm. Biliyorsunuz ki sıvı soğutucular kabaca iki parçadan oluşuyor. Radyatör ve işlemcinin üzerine gelen kısım. Kasa içerisinde büyük yer kaplayan kısım radyatör oluyor ve bu radyatörün kasanın farklı konumlarına konumlanması gerekiyor. Atıyorum ön kısmına 240 veya 360'lık veya 280'lik modellerin uygun olması, üst kısmına benzer şekilde uygun olması artı bir özellik. Yani burada arayacağımız şey ne kadar çok sıvı soğutucu desteği varsa o kadar iyi olacak. Üçüncü kriterimiz ise hava soğutucu. Eğer ki sıvı soğutucu almak istemediyseniz veya mevcut hava soğutucunuzdan Memnunsanız bunun desteği radyatörde yani sıvı soğutucuda olduğu gibi nasıl uzunluk gözetiliyorsa burada hava soğutucuda da bir derinlik gözetiliyor. Yani anakartın işlemcinin geldiği noktadan kasanın yan yüzeyine doğru olan yükseklik payı hava soğutucunun desteğini kapsıyor. Bunun sığması için de kasanın bize sunması gereken bir alan olması lazım. Ne kadar fazla olursa o kadar çok çeşit arasında seçim yapabilirsiniz. Hava soğutucunun aynı zamanda REM slotlarına baskı yapma ihtimaline dikkat etmekte fayda vardır. Ve bunun için de yine ilerleyen videolarda değinebilirim. Sadece bu konu başlığında olan bir video çekilebilir. Bununla ilgili başka bir video hazırlamayı düşünüyorum haliyle. Dördüncü kriterimiz ise dahili fanlar. Biliyorsunuz ki günümüzde satılan kasalar her zaman dolu gelmiyor. Kimisi fansız bir halde satılıyor. Kimisi sadece egzoz fan oluyor. Veya işte önde 2 tane 3 tane fan konumlandırılıyor. Gerisi boş oluyor. Bu yüzden alacağınız modelin içerisinde dahili bir fan olup olmadığına dikkat etmekte fayda var. Hele ki Cooler Master gibi işte Cougar gibi veya Corsair gibi markalar alıyorsanız içeride kullandıkları fanlar da yine bu markalara ait oluyor. Ve bunlar ayrıyetten minimum 200 lira civarında satılıyor. Yani içinden kafadan 3 tane fan olsa 600 lira yani kasanın yanında ek bir şekilde de almış oluyorsun. Farklı kasalar tercih edilirken Mümkün oldukça 12 santim fan desteği sunulan kasaların tercih edilmesi önemlidir. Benim önerim budur. Büyük fanlı modeller hem gürültü hem de değişiklik yapılmak istediğinde sıkıntı yaratabiliyor. Değişiklikten kastım nedir? Atıyorum bozulur, atıyorum ses çıkartır veya değiştirmek isterseniz 20 santim bir fan bulmak biraz daha sıkıntı. Stoklarda gelmesi de biraz daha sıkıntı olabiliyor. İdeali 12 santim. En kötü ihtimalleyim de zor da kalırsanız, mecbur kalırsanız en fazla 14 santimlik fanları tercih edebilirim. Ben bile şu anda 28 bir radyatörüm var. 10-14 santimlik bir fan bulmakta sıkıntı yaşıyorum. Sıradaki bir diğer kriterimiz materyal. Bunun adını materyal koydum ancak tabii kasanın tamamını içini dışını kullanılan bir maddeden bahsetmeyeceğim. Sadece ön paneline değineceğim ön kısmına. Ön kısmın mesh olmasına dikkat etmekte fayda vardır. Havayı rahatlıkla alabilecek bir yapıya sahiptir. Bu nedenle mesh olması istenir. Bunun yanında hava giriş çıkışının kolay olan modelleri olması tavsiye ederim. Yani etrafının cam olmasını tavsiye etmem. Görüntü olarak güzel gözükse de yani, hava sirkülasyonu o kadar iyi olacağını ben düşünmüyorum. Onun haricinde 6 kriterimiz marka. Şimdi marka denilince akla ne gelmekte? Corsair olsun, Cooler olsun videonun ilk kısımlarında bahsettiğim markalar gelebilir. Yine orada fanlarda değindiğim gibi Corsair bir marka bir kas alırsanız sahile içinde gelen dahili fan varsa onlar da Corsair olacaktır. Bu da aldığınız fiyat performans dengesine etkiler. Bunun yanında marka olarak içinde kullanılan fanların marka ve modellerine ulaşabilirsiniz. ne demektir? O fanın gürültü ve performanslarını öğrenebilir. Ona göre verimli çalışıp çalışmadığına karar verebilirsiniz. Eğer ki bilinmeyen bir marka alırsanız içindeki fanları da sanırım bilgisayar erişemezsiniz. En azından ben bilinmeyenleri pek bulamadım. Haliyle fan kaç devir dönüyor, ne kadar hava akımı çekiyor vesaire onları Erişemedim. O kadar fan dedik ilerleyen zamanda bir fan videosu, fanlara ait bir kriter videosu da çekmeyi planlıyorum. Evet. Bir sonraki kriterimize geçelim. PSU desteği. PSU desteği derken güç kaynağı desteğini bahsetmek istedim. Günümüzde orta ölçekli kasalar yaygınlaştığı için hard disk kullanıyorsanız özellikle güç kaynağı kısmında sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü birçok kasada hard disk hazinelerini kaldırınca maksimum güç kaynağı haznesine sahip olur. Alırken bunu mutlaka özelliklerine dikkat edin. Eğer hard disk kullanıyorsanız çünkü oraya sığmayan bir güç kaynağınız varsa hard disk yuvalarını çıkarmanız gerekir haliyle ya hard diskiniz sığmaz ya da kötü bir görüntü ortaya çıkar. Her kriterimizin sonuncusu neredeyse aynı olmaktadır. Bu da fiyatla elbette fiyat olarak ucuz olan bir artı bizden en azından benden alacaktır. Ancak ucuz olacak diye kaliteden de ödün vermeyi pek tavsiye etmiyorum. Çünkü bilgisayar kasaları sık değiştirilen parçalar değillerdir. Yıllar boyu götürmesi istenir. Fanlar değişir, içindeki değişir ancak kasanın kendisi değiştirmeyecek özellikle. Geriye yatırım gibi düşünerek tercih yapılırsa çok uzun süre kullanıcı götürebilir. Sıradaki başlığımız incelenen ürünler. Birincisi Kogar markasının Panzer S modeli. İkincisi Corsair markasının IQ220T modeli, üçüncüsü MSI'ın MacForge 100R, dört bildiğiniz üzere Cooler Master, Master Box ve MB511 Mesh modeli, beşte başka bir Cooler Master DD500 Mesh modeli, altı AeroCool AeroOne Frost modeli, 7 de Dark Guardian Pro. Tabloyu haline getireceğim bunları ancak tabloya geçmeden önce bahsetmem gereken ufak bir şey var. O da kriterleri kabaca sizlerin beğendiğiniz kasa modellerini kıyaslamak ve olayın mantığını anlatmaya çalışmakla ilgili yaptım. Haliyle sizler de buradaki özelliklerin yanına bulduğunuz kasanın özelliklerini ekleyerek bunlarla da kıyaslayabilirsiniz veya kendiniz de böyle bir tablo hazırlayarak seçiminizi yapabilirsiniz. Bir sonraki başlığımız tablo olacak. Tabloda üst kısımda marka ve modeller, sol kısımda da kriterler yer almakta. İlk kriterimiz olan ekran kartı desteğine bakalım. Gördüğünüz gibi iki tane model tarafından maksimum kapasite sunulmuş. Bunların ikisi de aynı marka Cooler Master. Birisi MB511'miş, diğeri de td 505 modeli. Hemen arkalarında da 40 cm olan Cougar Panzer S modeli geliyor. İkinci kriterimiz olan sıvı soğutucu desteğine bakalım. Burada ise birçok sayı yazmakta. Belki ilk başta görünce bu karışıklığı yaratabilir. Bunlar konumunu sizin takılabilecek tüm sıvı soğutucu uzunluklarını yer vermeye çalıştı. Yani ne kadar çok uzunluğa yer veriyorsa o kadar çok verimlidir. Gözüyle bakabilir. Yanlış anlaşılma olmasın. En uzun modeli destek veriyor diye en iyi olacak diye bir kayda yok. Belki ara model satın almak isteyeceksiniz. Onu da takabilmeniz önemli. Haliyle o gözle baktığınız zaman üç model en çok çeşide yer vermiş. Bunlardan bir tanesi Corsair'in 120T. Bir diğeri de Cooler Master'lar geliyor. Ee, az önce söylediğimiz gibi bir MB511 Diğeri de TD505. Üçüncü kriterimize geldiğimiz zaman da iki farklı marka yer almakta. Bu üçüncü kriterimiz hava soğutucu desteğiydi. Cooler Master'lar ve Dark markaları var. İkisi, üçü de 16.5 santim yer vermekte. Cooler Master'lar bildiğiniz gibi MB505 ile DD505. Dark ise Guardian Pro modeliyle öne çıkmak. Dahili fana baktığınız zaman da 4 adetle 3 tane farklı marka yer almakta. Bunlardan ilk Cooler Master MB511 bir diğer Aero Cool'un Aero One Pros ve son olarak da Dark Guardian Pro maksimum dahili fan içerisine göndermek. Materyal kısmını materyal başında anlatmıştım. Yani neye dikkat ettiğimi açıklamıştım. Bunlardan sadece Corsair delik çelik kullanmış. Diğerleri mesh yapıda. Delik çelik de olsa mesh görevini görür. Ancak temizleme kısmında çelik zamanla soyulur veya renk atar mı bilemem. Seçeceğiniz modelin rengi ne olur bilemem. Mesh'e göre daha dayanıklıdır. Ancak dediğim gibi aşınma gibi şeylerde veya ses gibi şeylerde yalıtım nasıldır bilemem. Ben burada mesh olan ürünleri öneririm. Yani Corsair dışındaki diğer ürünler benden artı puan alır. Bir diğeri marka kısmı. Burada güvendiğiniz markalar varsa onun için bulundurdum. Benim için hepsi güvenilir. Bu nedenle aralarında şu daha iyidir diyemem. Ve en zorlayıp bir markayı öne çıkarmamı gerekirse ben kendim Corsair kullanıyorum, bir başka bilgisayarımda Cooler Master kullanıyorum. Bu iki marka arası tercih yapmanızı önerebilir. Ben memnun kaldım. Son, ondan bir önceki kriterimiz ise güç kaynağı desteği. Burada doğru işaretli olan kısımlar var. Bilgilerine erişemediğim modeller burada soru işareti koydum. Ben internetten bulamadım. Forumlarda yazan da yazmak istemedim. Bu nedenle onlar soru işareti olarak kaldı. Cooler Master DD505 modeline baktığımız zaman 29,5 cm destek sunarken Cougar ise 22 cm diyor. Yani ilk ikimiz bunlar. Bunlara artı verebiliriz. Son kriterimiz olan fiyat kısmına da gelirsek en ucuz olan model Aerocool'un modeli. O bir artı alabilir. Ondan hemen sonra MSI'ın modeli gelmekte. O artılabilir ve 3. sırada da Dark Guard'ın Pro gelmekte. Evet arkadaşlar tabloyla işimiz bitti. Tabloya ekleyeceğim bir not mevcut. Ee, bu ise tabloda paylaşan tüm bilgiler üretici firmaların resmi sitelerine alınmıştır. Eğer siz de düşündüğünüz ürünü bunlar ile kıyaslamak isterseniz bu bilgileri resmi sitelerinden bulabilirsiniz. Tek resmi siteden alınmayan model Dark Guardian Pro olmuştur. Türkiye'de satış yapan bir mağazadan bilgilerine alınarak tabloya yazılmıştır. Evet bunlardan bahsettikten sonra sürekli sıfır ürünlerden bahsettik ve şu an güncel bulabildiğim şeylerden tablo eklemeye çalıştım. Onun yanında bizim tercihimiz kısmına geçmeden önce fiyatlar çok yüksek. Ben bu ürünleri geçen yıl incelemiş ve aralarından bir tanesini almıştım. Geçen yıl baktım fiyatları kabaca anlatmak isterim. Çünkü bunu şu an sıfır almayıp da ikinci yer almak isteyen arkadaşlarım da olabilir. Bu nedenle ikinci elde ne kadar pazarlık atabilirsiniz, işte ne kadara denk gelir veya geçen yıl aldığını söyleyen bir satıcı veya daha geç bir tarihte aldığını söyleyen birisi fiyatlarına aldığını öğrenmenizi isterim. Haliyle pazarlıkta ona göre adım. Evet sıralan saymam gerekirse Cougar Panzer S modeli 1300 civarında satılıyordu. Corsair 1000 lira civarında satılıyordu. MSI 550. Cooler Master'ın her iki modeli de 700-750 civarında satılıyordu. Aerocool 900 Dark Guardian Pro da 1000 lira civarında satılıyordu. Hafızama kalmış bir durum. Artı eksi 200 dememiz yanlış olmaz. Evet gelelim bizim tercihimiz kısmına. Bizim tercihimiz Cooler Master TD505 ürününden yana oldu. Aldığım dönem için hem estetik hem de fiyat performans ürünü olarak gözüme çarpmıştı. Tabloda gördüğünüz üzere geleceğe yatırım olarak düşününce Cooler Master'ın bu ürünü benim için daha uygun geldi. Beyaz olan modelini aldım. Tavsiyem beyazdan yan olacak. Sonuç kısmına geçmeden önce bugün bir bilgisayar kasası alacak olsam muhtemelen zamanında aldım. DD505'i alamayacağım. Evet bir kıyas yapmak için ve olayı anlatmak için bu videoyu hazırladım. Ancak videonun sonunda tavsiye edebileceğim birkaç ürün de olsun isterim. Şu an kıyas yaptığımız ürünler benim gözümde üst seviye olarak gözükmekte. Eğer ki orta veya giriş seviye bir şeyler önerecek olursam MSI'ın Mac 4 100M modeli olabilir. Powerboost'un VK-M202B modeli olabilir. Everest'in X-Mesh modeli olabilir. Ve son olarak da Ayrekul'un Ore Saturn modeli olabilir. Evet, sonuç kısmı. Olayın mantığını özetleyecek olursak bir PC kasası bakarken ön panelin mesh yapısına, ekran kartı uzunluğuna, sıvı ve hava soğutma desteğine, maksimum fan desteğine ve dahili fan sayısına, güç kaynağının aşağıda olmasına ve masanın üzerine konumlandıracağınızı düşünerekten estetiğine dikkat etmenizi öneririm. Hangi kasayı almak isterseniz bu özelliklerini kıyaslayabilirsiniz. Son bir not olarak da kesinlikle resmi sitelere erişmeye çalışın. Bazı kasalarda maksimum alanı kullanmak için diğer parçaları sökmeniz gerekebilir. Örneğin, güç kaynağı kısmında anlattım, artık slotlarını kaldırmanız gerekebilir. Aynı şekilde ekran kartı uzunluğuna bağlı olarak da ön panele radyatör yerleştiremeyebilirsiniz. Bilirsiniz. Resmi sitelerde bunların hepsi detaylı olarak açıklamaları mevcut. Bunları göz ardı etmeden bakın derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.